Biz bildirimizi Barak Türkmenleri hususunda çeşitli araştırmalar yürüten Göksel Tiryaki'nin söz konusu kültürün tanıtımına katkıları üzerine oluşturduk. Bildirimizi oluştururken biz Göksel Tiryaki'nin halk bilimi araştırmalarındaki üç rolü üzerinde durmaya çalıştık. Bunlar kaynak kişi olarak Göksel Tiryaki, derlemeci olarak Göksel Tiryaki ve derlemelerde elde edilen çeşitli verilerin temsil ve sunum aşamasına aktarılması noktasında Göksel Tiryaki hususunda ve bu faaliyetleri biz yerelin evrensele taşınması noktasında kıymetli çabalar olarak ele almaya çalıştık. İnceleme konusu ettiğimiz Göksel Tiryaki de Barak Türkmenleri hususunda bu bağlamda çalışmalar yapmış. Kısaca Göksel Tiryaki'nin hayatından bahsedecek olursak 1976 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya gelmiş. Kamil Kanatlı Tiryaki ve Döne Tiryaki evliliğinden doğan 7. çocuk. Tiryaki'nin Saylan ismindeki kız kardeşi 1 yaşına gelmeden vefat etmiş. Garip kitabındaki Saylan hikayesi de aslında kardeşine ithafen yazılmıştır. Bu nokta önemli. Ailesinin üst soy bilgileri yaklaşık 200 yıldır Barak Ovası ve çevresinde yerleşmiş olduklarını gösteriyor. Tiryaki Seydimen köyünde çocukluğunu geçirmiş ve 22 yaşına kadar, işe girinceye kadar, tatillerini de okumaya gittikten sonra bu köyde geçirmiştir. Çocukluk ve gençlik dönemlerindeki gözlemlerinin, tanıklıklarının ve işittiklerinin yaptığı kültürel çalışmalarda son derece etkili olduğunu aktarmaktadır. İlk öğrenimi Seydimen köyünde tamamlayan Tiryaki, lise öğrenimi için Gaziantep merkeze gitmiştir. Buradaki eğitimini Gaziantep Lisesi'nde tamamlamış, 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Günümüzde bankacılık sektöründe çalışmaya devam etmektedir. Peki Barak Türkmenleri ile ilgili çalışmaları, faaliyetleri nasıl başladı hususuna gelecek olursak, esasen bunlar yüksek lisans dönemine rastlamakta. Yüksek lisans yaparken bir web sitesi tasarlama ödevi verilmiş. Seydimen blogspot.com aslında Barak kültürü ile ilgili içeriklerini paylaştığı sayfası. Buraya babasının vefatı üzerine onun anılarını kaydetmek amacıyla bir takım yazılar kaleme almış. Daha sonra faaliyetler devam etmiş. Bu blogdaki yazılardan Seydimen kitabı oluşturulmuş. Barak Üçlemesi'nin ilk kitabı. Daha sonra Garip Bir Zamanların Barak Ovası hikayeleri ve Feriz Bey üzerinden Barakların göç ve iskanlarının anlatıldığı kitap. Bu üçlemenin dışında Arada Kalmış Yaşamlar isimli bir kitap da var. Şimdi ilk boyuta gelecek olursak kaynak kişi olarak Göksel Tiryaki, halk bilgisi ürünlerini ilk defa yaratan, yeniden yaratıp nakleden, gerekli durumlarda bunların bütününü veya ana özelliklerini aktarabilen ve icra edebilen ve de bunları derlemeciler tarafından yazılı, sözlü ve görsel olarak kaydedilmesi için sunumunu yapabilen kişilere kaynak kişi adı verilir. Göksel Tiryaki araştırmacı kimliğinin, yazar kimliğinin dışında Barak Türkmenlerinden biri olması ve yöreyi iyi bilmesi sebebiyle Barak Türkmen araştırmalarında kaynak kişi olabilecek niteliktedir. Zaten bu özelliğiyle çeşitli yüksek lisans tezlerinde de kaynak kişi olarak yer almış. Repertuarına bakacak olursak halk bilim ürünlerinden halk edebiyatı, halk mutfağı, halk dansları, halk botaniği, sözlü tarih gibi yaratmalar hususunda bilgi sahibi. Bunu kitaplardaki hikayelerden, internet sitesinden ya da YouTube veya Facebook kanallarında paylaştığı içeriklerden görebiliyoruz. Yaşantıları üzerine temellendirdiği bu içerikler halk bilimi ürünleri açısından son derece zengin veriler içeriyor. Kısa bir örnek, sadece bir örnekle geçeceğim burayı. Örneğin YouTube kanalına yüklemiş olduğu bir video, Şebellah Kırmak isimli bir video. Şebellah, fıstık tarlalarına musallat olan ve zor koşullarda dahi kolayca yaşamını sürdüren bir bitki. Tiryaki kanalına yüklediği bu videoda bilgileri de aktardıktan sonra hatıralarından hareketle babasının da bu bitkiyle mücadelesini anlatmış. Ya da şirincelik geleneğinden bahsedecek olursak, bu gelenek nişan öncesinde erkek tarafının kızı almanın mutluluğuyla kendi tarafına ve kız tarafına tatlı ve meyve ikram etmesinden oluşmaktadır. Bu kısım, okuyayım burayı. Tiryaki'nin kendi ifadeleridir. Çocukken gayet anlaşılır olduğu üzere en sevdiğimiz olaylardan biriydi bu şirincelik merasimi.
Allah'ım ne günlerdi, 1980'lerdi yine hiç unutmam. İsmet amcamın büyük oğlu Caner abinin bir şirinceliği olmuştu mesela. Görüldüğü gibi Göksel Tiryaki ele aldığı geleneklerin taşıyıcısı ve aktarıcısıdır. Ele aldığı geleneklerin yaratım süreçlerine bizzat dahil olmuştur. Sözlü tarih araştırmaları hususunda da bilgi sahibi olduğunu belirtmiştik. Burada temel etken aslında ailesinin 200 yıldır Barak Ovası'nda yerleşmiş olması ve kendi deneyimleri üzerinden de bu konuda bilgi sahibi. İkinci boyutu halk bilimci boyutu oluşturuyor aslında. Göksel Tiryaki kendisini Barak Ovası'nın hikayecisi olarak adlandırıyor. Fakat sosyal medya kanallarına baktığımız zaman burada halk bilimi açısından zengin veriler içeren derlemelerin mevcut olduğunu görüyoruz. Bu derlemelerde Tiryaki'nin işte kaynak kişilere bu bilgileri nereden öğrendiğini sorması vesaire benzer küçük nüanslar da aslında halk bilimci bakış açısıyla dikkate değer. Bu bağlamda Göksel Tiryaki gönüllü amatör halk bilimci olarak da değerlendirilebilir. Kanala bakacak olursanız zaten Trekili ve kendi kanalı Göksel Tiryaki isimli iki ayrı kanal var. Burada Ezogelin, Barak Aşiretleri, köy hayatına ilişkin kesitler ve pek çok halk bilimi ürünü ile ilgili derlemeler mevcuttur. Üçüncü aşamada temsil ve sunum aşaması. Halk bilimi araştırmalarında biz üç boyuttan söz ediyoruz. Metin Ekici Hoca'nın bahsettiği. İlk olarak tespit, bu boyut aslında halk bilgisi ürünlerinin sınırlarının belirlenmesi oluşturuyor. İkinci boyut, derleme boyutu. Üçüncü boyutta bu derlemelerin aslında temsil edilebilirlik düzeyine taşınması. Biz Göksel Tiryaki'nin derlemeler yaptığından söz ettik. O yazmış olduğu kitaplarda derlemelerde elde ettiği verileri kullanıyor aslında. Ama bunu direkt aktarmıyor tabii ki. Kendi kurgusuyla birleştirerek kendisine bir Barak evreni oluşturuyor. Kitaplar arasındaki geçişler, bir hikayedeki kahramanın başka bir hikayede karşımıza çıkması aslında bu niyetinde de başarılı olduğunu gösteriyor bize. Barak kültürü üzerine yazmış olduğu dört kitap bu yöredeki sosyal yaşama ait unsurlar üzerine temellendirilmiştir. Anı ve hikaye tarzında kaleme almış olduğu eserlerde yöredeki kültürel zenginlikten bahsetmiştir diyelim. İşte Seydimen kitabından bahsedeceğim kısaca. Memir, Hafız ve Mercek isimli üç öykü var. Bu öyküler, öykülere kaynaklık eden çekirdek vaka aslında oradaki yörede bilinmekte. Tiryaki bunu alıyor, kendi kurgusuyla birleştiriyor ve okuyucuya sunuyor. Söz konusu örnekleri çoğaltmak mümkün. Elektronik kültür ortamındaki faaliyetlerinden de son olarak söz edeyim hocam ve bitiriyorum sonra. Elektronik kültür ortamında YouTube ve Facebook üzerinden, bir de web sitesi üzerinden Tiryaki'nin faaliyetlerini izleyebiliyoruz. Seydimenblogspot.com'da Barak Türkmenleriyle ilgili, çeşitli geleneklerle ilgili yazılar, içerikler mevcut. YouTube kanalı var. YouTube kanalındaki işte çeşitli videolar ve sayı dikkate değer burada. Zurna Barak Havası Hacı Gelin isimli video 550 bin görüntülenmeye ulaşmış YouTube kanalındaki. Barak Odası isimli Facebook kanalında da geniş kitlelere ulaşıldığını görüyoruz biz. Yine 195 yazı yer alıyor web sitesinde, kendi blogunda. Gerek kitapları, gerek elektronik ortamdaki faaliyetleri Barak kültürüyle ilgili verilerin derleme aşamasından temsil ve sunum aşamasına geçmesinde önemli bir katkı sağlamıştır. Konuyla ilgili olarak araştırmacıların ve soyunu merak edenlerin kendisiyle iletişim kurduğunu aktaran Tiryaki, bu hususla ilgili olarak olumlu geri dönüşler aldığını da belirtmektedir. Kitaplar var, bunlara süreden dolayı bildirinin tam metninde yer vermeyi uygun görüyoruz bu aşamada. Sonuç olarak küreselleşmenin yerel kültürleri tehdidinin zirveye ulaştığı çağımızda yerel kültür unsurları ile ilgili çalışmalar büyük önem arz etmektedir. Göksel Tiryaki Baraklar arasında doğup büyümüş, kendi kültürüne ilgi duymuş ve çalışmalarını bu bağlamda yürütmüş bir yazardır. Elektronik ortamdaki faaliyetleri, kitapları, söz konusu kültüre ait unsurların görünürlük kazanmasında etkili olmuştur. Kitaplarında bir Barak evreni yaratmış ve Barak Ovası'ndaki insanların hikayelerini aktarmıştır. Dolayısıyla yazar sıfatının yanında Baraklar arasında yetiştiği için bu kültür üzerine yapılacak araştırmalarda kaynak kişi niteliği de taşımaktadır. Elektronik ortama yüklediği derleme kayıtları Tiryaki'nin aslında tespit aşamasında da yer aldığını
gösteriyor. Elde ettiği verileri işin içine kurgusunu katarak şahıslar üzerinden aktarmış ve bu uygulamaların sunum aşamasına taşınmasına katkı sağlamıştır. Bu bağlamda Göksel Tiryaki gönüllü halk bilimci olarak nitelendirilebilir. Teşekkür ederim.